Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üzerindeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğü evde bakım hizmeti her geçen gün hizmet ağını genişleterek daha çok aileye ulaşmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve proje ekibi evde bakım hizmeti gören Acar ailesini evlerinde ziyaret etti. Evde bakım hizmetleri yaklaşık bir yıldır belediyemizde verilmektedir. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla. Tabii bunu daha da genişlettik. Manisa'daki yaşlı, bakıma muhtaç, yoksul ailelerimize özellikle hem hemşirelik hizmetleri, hem kişisel bakım hizmetleri, hem de evlerinde ev temizliği hizmetlerini ekiplerimiz yaklaşık 25 kişiyle, değil mi? 25 ekibimizle birlikte Manisa merkezimize, Sarıhanlı ve Turgut ilçemize vermekteyiz. Tabii bu hizmetlerden hemşehrilerimizden ne kadar memnuniyet derecesi gelirse bizim o kadar hizmetlerimiz daha artacaktır. Tabii bu hizmetlerin tamamen önünü açan Sayın Başkanımızdır. Onun talimatlarıyla bu hizmetler veriliyor. İnşallah daha çok aileye, daha çok hizmet, daha iyi hizmet vermeye, farklı dallarda da hizmet vermeye çalışacağız. Bizim için önemli olan Manisa'lı hemşehrilerimizin memnuniyetidir. Onlar memnun olduğu müddetçe biz bu hizmetleri vermeye her daim devam edeceğiz. Tabii ki bir ekip olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi olarak vermeye devam edeceğiz. Şeyda Hanım buradalar, Mustafa Bey buradalar, Büyükşehir Belediyesi olarak. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Durumunuz nasıl? İyiyim ya, iyiyim şu an. İşte kolum acısı çok fena. Yarın şey yapacak doktor. Ameliyat gibi bir şey yapacak. İnşallah iyi olur. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinden memnun musunuz? Çok memnunum. O kadar memnunum ki, o kadar memnunum. Çok memnunum. Valla ben başkanı çok seviyorum. Çok çalışan adam. O da Manisa'lıları seviyor zaten. 50 senedir Manisa'dayım, ben böyle başkan görmedim. Allah biliyor ya. Adam Manisa'nın çehresini değiştirdi ya. Ben Hidayet Acar. Manisa Devlet Hastanesi'nden emekliyim. 30 sene hizmetim var Devlet Hastanesi'nde. Personel şefiydim. Hocam bilir. Hidayet Bey, eşinizin ne gibi bir sıkıntısı var? Eşimin beyin damarları, şu beyin sapındaki iki damar kapalı. Bu bir. İkincisi sol sağ bacağında protez var. Sol bacağında toplar damar kapalı. Elhasıl hasta. Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl ulaştınız peki yardımla alakalı? Büyükşehir Belediyesi'ne arkadaşımız Murat İnci bugün apartmanda oturuyor. Sağ olsun o yardımcı oldu. Öylece ulaşmış bulduk yani. Peki hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun. İfade ettim zaten yeni yanımı. Çok memnunum. Allah razı olsun. Geliyorlar, yapıyorlar. Pansumanını yapıyorlar. Fizikçi geliyor, hareketler yaptırıyor falan. Memnunuz yani. Allah razı olsun. Evde bakım hizmetleri sayesinde yaşlı, hasta vatandaşlar hem yalnız kalmıyor, hem ihtiyaçları gideriliyor, hem de bakımları yapılıyor. Şeyda Ergün bu kapsamda hizmeti alan Nurten Gülcan'ı da ziyaret etti. Nurten teyze ile sohbet oldukça keyifli geçti. Nasılsın? İyiyim güzelim, sen nasılsın? İyiyim ben. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal ediyorum. Beni dolaşıyorsunuz. Ellerimi temizletiyorsunuz. Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Sırtımda taşısam iyi ama taşıyamam. Hoş geldiniz. Biz seni taşıyoruz. Neyse sen bizi taşıyorsun. İyiyim güzelim, siz nasılsınız? Sağ olasın. Allah ya, 74-75 yaşında. Nasılsın, iyi misin? İyiliği nasıl oldu? İşte öyleyim ben. Yok. Hoş geldiniz. Ne memnun oldum be. Bak kalabalık geldik. Ay. Sağlığın sıhhatın nasıldır, seni bugün sormaya geldi Şeyda Hanım. Kıyamam, çok şükür iyiyim. Buradan burası tutmuyor işte. İki tane değnekle geziyorum. Bak biri değneğin orada, birisi yanımda duruyor. Başka hiçbir şeyim yok. Yemem yerinde. Eşe dosta ilgilenmeye çalışıyorum. Gelenler çayı demliyorlar, getiriyor, ben de onlarla beraber içiyorum. Ne yapayım güzelim, Allah veriyor, ben de herkese sen vermeye çalışıyorum. Sen zamanında çok çalışmışsındır. Şimdi of, ben köylü yapsa. Çocuğuyum. Manisa'nın Lütfiye köyündenim. 16 yaşında buraya evlendim. Orada tütün de ektim, pamuk da ektim ama şimdi yok artık, kaldım. İyiyim çok şükür. Hepiniz iyisiniz. Memnunum. Bir kere değil bin kere. Belediye reisimizin, büyük belediyemizin sırtı yere gelmesin.
Yani ben çok dua ediyorum. Çünkü neden? Ergül'ü senelerden beri tanıyorduk biz ama şimdi başımız oldu gari. Evet. Biz onu attık reyimizi ya. Sen misin hanımı? Benim. Ana Allah muhabbetini arttırsın. Amin amin, sen dua et. Ben herkese dua ediyorum. Bak ben şimdi sizi tanıdım ya, dikkatli bakayım. Bak inan olsun, namaz kılıyorum. Şu, namazdan sonra Yasin'imi okuyayım. Hep böyle eşe dostu dua ediyorum. Allah bu razı olsun. Biliyor beni. Evet. Allah razı olsun. Ben kimsenin kötü olduğunu istemiyorum yavrum. Benim beyim öldü. 9 lira para verdiler bana. Neyle idare olacağım? Hep ağladım, sızladım. Allah işte her şeyi verdi bak. Çok şükür elhamdülillah. Başkanım, neler yapılıyor? Buraya geliniyor. Senin yanına ziyaret ediyorlar. Ediyorlar, arkadaşlarımız, ediyorlar, ekip evimi geliyor. Temizliyorlar. Evimi temizliyorlar. Bir ihtiyacın var mı diyorlar. Yok çok şükür. Yani affedersiniz, banyo bile yap. Ben istemiyorum banyo kızım diyeyim. Yalnız evimi temizleyin yeter diyeyim. Yapıveriyorlar. Öyle. Berber dediler. Ben ne yapacağım koca karı berberi diyor. Ama olur mu? Bir gör kızımız çok olsun, güzel. Olsun, saçlarını keserler. Daha zaten kesecek saçımı ama sıkılıyorum be yavrum. Sıkılmazsın. Onlar güle oynaya keserler saçını senin. İnşallah. İstediğin İnşallah. Zaman gelsinler gö- söyle. Ah kıyamam. Çok isteyeceksin sonra. Ah kıyamam size sağ ol. Ben herkes istiyorum ki. Vallahi bak herkes istiyorum ben. İnsana ihtiyacım var. Benim milyarlarım olmuş, hiç kıymeti yok yavrum. İnsan ki ya sıhhat, afiyet, iyilik versin. Hep birbirinize mutlu olun, birbirinizi amin, sevin, amin, sayın. Amin. Biz mındar etiz. Anladın mı? Biz ne etimiz yenilir, ne derimiz yenilir. Güleriz, tatlı dil. Bitti ki daha dört. Ben anamdan babamdan öyle gördüm. Benim babam 37 yaşında öldü kanserden. Ben yaşadım, 74 yaşıma girdim işte. Allah uzun ömür versin, sağlıklı inşallah. Hepimize yavrum, hepimize güzel kızım, hepinize amin. De hepimize de. Amin. Allah'a dua edin, bizim elimizde bir şey yok. Başka ne diyeyim ben? Teşekkür ederim teyzeciğim, çok güzel konuştun, çok sağ ol. Sevginiz, saygınız yeter, beni ziyaret ettiniz, Allah ne istiyorsanız versin. Senin duaların yeter bize ben de. Ben her zaman çok dua sağ. Yaparım. Cengiz Başkanımızın da çok selamları var. Aleyküm selam, siz de ona selam söyleyin. Benim komşum o zaman ayağım yürüyor develi sene, ben 2 senedir beri böyle sakat kaldım. Oraya gittik, gel dedi, ben sana çorba içireyim dedi arkadaşım. Senin bey geldi yanımıza. Bak dedi, bu dedi bizim belediye reisimiz dedi. Baktım, ben bu adamı tanıyorum dedim. Ama ben ne bileyim, tanıyorum ama tabii beyimin zamanında. Çıkaramadım. Sonra oradan deyince bize afiyet olsun dedi. Beyin, Allah razı olsun. Bütün herkes senin beyine aşık. Yani nasıl sevgisine, saygısına, itibarına aşık. Evet. Herkes geliyorlar buraya böyle. Gördün mü gittiler, anlatıyorlar onları. Allah razı olsun. Bir insan kötüyse kötü diyorlar kızım. Evet. İyiyse iyi diyorlar. Bitti ki daha dört. Değil mi? Evet. Ay çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Şey biz de çok memnun olduk. Vallahi sen dualarını esirgemeyin. Bak her zaman, bak her zaman devletimize, milletimize Allah sıhhat, afiyet, iyilik kötü gözlerden korusun. Amin, amin. Bak kendi öyle değil. Evinizi korusun. Açarken selam verin. Besmele açın, selam verin. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Bir Fatiha'yı 3 kulvallaha okuyun bak. Eviniz ne yokluk görür, ne şeytan girer o eve, ne de bereketiniz çoğalır. Başkanım, evde bakım hizmetleri kapsamında bugün buradayız ve ziyaretlerinizi gerçekleştirdiniz. Bu bakım hizmetleri projesinde neler yapılıyor? Genel anlamda bize bahsedebilir misiniz? Şimdi bildiğiniz üzere Manisa Büyükşehir Belediye'mizin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğümüz evde bakım hizmetlerinde psikolog, diyetisyen, hemşirelik, kişisel bakım, temizlik, fizyoterapi teknikerimiz de olmak üzere birçok alanda hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda Manisa'daki yürütmüş olduğumuz hizmetlerde büyük bir memnuniyet ve geri dönüş bize söz konusu. Yine bugünkü gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde de bunu bir kez daha vatandaşlarımızdan gördük ve bu memnuniyet bizim daha çok hizmet etme aşkımızı tekrar dile getirdi. Tabii ki bunun memnuniyetin sebebi iyi bir ekip olmaktan geçiyor. Büyükşehir Belediye'miz Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün bizlere vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetlerde ekip olabilmenin önemini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bütün bu hizmeti yürüten arkadaşlarımın bu işinde ehil, işini seven insanlardan oluşması bizim için en büyük artı olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda bu hizmetin gitgide Manisa'da yayıldığını görüyoruz ve büyüyeceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bu memnuniyetler dediğim gibi bizi daha çok hizmet etme noktasında çok mutlu ediyor. Daha da iyi hizmetler vereceğiz inşallah.
Merve Hanım, siz bizzat evde bakım hizmetlerindeki vatandaşlarla buraya geliyorsunuz, görüşüyorsunuz, onlarla birebir konuşuyorsunuz. Onların ne gibi talepleri var? Bunlar karşılanabiliyor mu? Memnunlar mı hizmetten? Öncelikle zaten ilk tespite geldiğimizde kişinin hani birim olarak yapabileceklerimiz dahilinde sunabildiğimiz hizmetlerimizi sunuyoruz. Sonrasında hani birim dışın hani yapılabilecek diğer hizmetlerden de onları faydalandırmak adına birçok yönden onları sağlamaya çalışıyoruz. Bu birimde özellikle bu alanda yaşlarla çalışıyor olmaktan ekip olarak gayet memnunuz, mutluyuz. Bu hizmeti olabildiğince daha büyük kitlelere ulaştırmak, daha çok insanlara hitap edebilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Ekip olarak geldiniz ve siz de tepkileri gördünüz. Vatandaşlar memnun mu bu hizmetten? Genel memnun. Şimdi tabii kimsesizlerin kapısını açıyoruz, çalıyoruz. İhtiyaçlarını, kendi yapamadıkları ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kişisel bakımlarını yapıyoruz. Yani elimizden geldiğince ne ihtiyaçları varsa görmeye çalışıyoruz. Tabii ki memnunlar, dua ediyorlar. Onların dualarını alıyoruz, gönüllerini alıyoruz. Zaten bu işin amacı gönül kazanmak. Milletimize, kimsesiz insanımıza, ihtiyacı olan insanımıza sahip çıkmak. Elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. Öte yandan bilinçli aileler ve sağlıklı bebekler hedefiyle başlatılan Hoş Geldin Bebek projesi de devam ediyor. Şeyda Ergün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu ve proje ekibi Gülsoy ailesinin mutluluklarına ortak oldu. Gülsoy ailesinin yeni üyesi Ece Gönül'ü gören Şeyda Ergün, çiçeği burnunda anne Gamze Gülsoy'u tebrik ederek tavsiyelerde bulundu. Şeyda Hanım, Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bugün buradayız. Yine siz minik bir bebekle buluştunuz. Nasıl hislerinizi alabilir miyiz önce? Ay, çok güzel bir duygu. Ben de torun gibi seviyorum her gittiğim bebeğe. Genç anneye evladınla beraber çok uzun mutlu yıllar geçirmelerini diliyorum. Sağlıkla, huzurla büyüsünler inşallah. Bugün burada bir kız bebeğimiz var. Size de oldukça ilgi gösterdi. Anneye neler söylemek istersiniz? Vallahi inşallah sağ birazcık bu dönemler yorucu olacak onun için ama büyüdüğü zaman da her şeyi unutmuş olacaksın. Evet. Sağlıkla, sıhhatle güle güle büyüt bebeğine. Çok teşekkür ederim. Uzun ömürlü olsun inşallah. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Gamze Gülsoy ben. Bebeğimiz 50 günlük oldu. Şeyda Hanım'a ve Nursel Başkanımıza teşekkür ederiz bu ziyaret için. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. İlk kez mi anne oluyorsunuz? İlk kez anne oluyorum, evet, ilk bebeğimiz. Onun duygusunu alabilir miyiz sizden? Sözcüklerle yetmeyebilir ama. Yani tarif edilemez, yaşamak gerekiyor. Allah her isteğine nasip etsin inşallah. Çok güzel bir duygu baba olmak. İlk defa baba oluyorum. Allah herkese nasip etsin. Uykusuz geceler diyorlar ama buna değermiş. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ebe Gülşah Filiz ise ziyaretler kapsamında bebeklerin rutin kontrollerini gerçekleştirip anne ve bebek bakımı hakkında aile bireylerini bilgilendiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Hoş Geldin Bebek projesi ne zaman başladı? 2013 Nisan ayında başladı. 2013'ten bu yana devam ediyor. Evet, aynen. Siz 2013'ten beri bu projenin içerisindesiniz. Bu proje kapsamında neler yapılıyor Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında? Yani bizim hedefimiz bilinçli anneler, sağlıklı bebeklerdi. Bu projeyi Manisa'da ilk başlatan belediye olduk, Manisa Belediyesi olarak. Büyükşehir Belediyesi olduğunda da proje devam etti. Hatta diğer ilçe belediyeleri de şu anda yapıyor. Bizimkisi biraz ben ebe olduğum için anneye evde biraz bakım vermek, eğitim vermek, annenin evde daha rahat bir ortamda bu yeni doğan süreciyle ilgili hani konuşmasını, rahatça derdini paylaşabilmesini ya da soracağı soru varsa hani bunları birlikte çözebilmeyi amaçladık. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına hayırlısı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem de anneye hani ben ebe olarak anne sütünün önemi, bebeğin bakımıyla ilgili konularda yardımcı olmaya çalışıyorum her gittiğimiz evde. Hem anne sağlığı hem bebek sağlığını anlatıyorsunuz. Aynen. Sanırım. Peki nasıl ulaşıyorlar Büyükşehir Belediyesi'ne?
Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Aile Danışma Merkezi var. Ben orada duruyorum, orada çalışmaktayım. 237-41-08 numarasını ararlarsa ve hani biz doğum yaptık, bizlere de bekleriz derlerse bizi arayan herkese ziyaret ediyoruz biz.